Ermenistan'da yaşadığım ırkçılık benim için çok yeniydi. Okay. We are from Turkey. Yeah. Okay. Yeah. Bye bye. Ama sonrasında yaşadıklarım da benim için çok anlamlı oldu. Azerbaycan'a gelmem için televizyon kanallarından, gazetelerden ve birçok Azerbaycanlı kardeşimden binlerce davet aldım. Ben de hiçbir şey düşünmeden hazırlıklarımı yaptım ve bulduğum ilk uçak biletiyle Azerbaycan'a doğru yola çıktım. Tamam, anlaştık. Haydi çok sağ ol, görüşmek üzere. Evet, Karabağ'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Dediler ki yani daha hızlı izin daha önce çıkmamıştı bu kadar hızlı. Bu videoda Ermenilerin Karabağ'da 30 yıl boyunca kazdıkları savaş siperlerini, savaşta kullandıkları tankları ve füzeleri, esirleri tutsak ettikleri hapishaneyi, hapishanede tutsak kalmış insanların neler yaşadıklarını ve Bakü'de başımıza gelen hem tatlı hem de tatsız olayları izleyeceğiz. Oğlum ne güzelmiş ya. Daha Azerbaycan'a yeni girdik. Buradaki güvenlikler bizi hoş geldiniz video çok güzel olmuş diye karşıladılar. Karabağ'a gitmek için özel izinlerimizi aldıktan sonra sabahın ilk ışıklarıyla yola çıktık. Mertefe inebildiğimiz gibi. Karabağ'a gitmeden önce önemini anlamanız için sizlere çok ufak bir özet geçeyim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu açıkladı. Ama Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ermenistan, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenileri de bahane ederek bir savaş başlattı ve Karabağ'ı işgal etti. 27 Eylül 2020'de ise Ermenistan ordusu Karabağ'daki tüm cephe hatlarında Azerbaycan köyleri ve askeri birliklerine yönelik saldırı başlattı. Türkiye'nin de desteğiyle yıllardır modernleşen Azerbaycan ordusu harekete geçti. 44 gün süren savaş sonunda işgal altındaki topraklarını geri aldı. Ve arkadaşlar 6 saatlik bir araba yolculuğu sonunda Bakü'den Karabağ'ın girişine şu anda geldik. İşgalden kurtarılan ilk bölgedeyim şu anda. Arkamdaki görmüş olduğunuz set aslında o meşhur Ohanyan seti arkadaşlar. Buralar Ermenilerin işgal ettiği bölgelerdi ve Azerbaycan askerleri de arka taraftaydı. Arkamda görmüş olduğunuz bu set tam 30 yıl boyunca geçilememiş ve bunu 30 yıl sonra Azerbaycan askerleri sadece 30 dakikada geçmişler. O kadar büyük bir mayınlı arazi var ki burada uçsuz bucaksız. Bakın. 30 yıl boyunca bu siperleri kazmaya devam etmişler ve bu siperlerin toplam uzunluğu 200 kilometreye yakınmış. Yani anlayacağınız hiç durmadan burada siper kazılmış. Şurada da arkamda görmüş olduğunuz bayrağın orada da ilk şehitlerini vermişler. Bu arada bu setin içine girmek istedik aslında ama hala içeride mayınlar varmış. O yüzden geçemiyoruz tabii ki. Taze bitmiş savaşın içindeyiz arkadaşlar. Yani durumu anlamanız için söylüyorum. Yıllarca şu anda olduğumuz yerde Ermeniler durmuş aslında. Ve yolları kapatıp bu siperlerle bu alanı işgal edip hiçbir Azerbaycan askerinin geçmesine izin vermemişler. Burası da arkadaşlar işte Ermenilerin siperleri. Yazık olmuş ya. Şeylere de yazık olmuş. Bu çocuklara da yazık olmuş. Bu buradaki adamlara da yazık olmuş yani. Hani bu işgali hiç başlatmasalardı keşke. Evet. Yani insan insandır tabii ki. Her iki taraftan da giden can, can ve herkesin ailesi var, herkesin annesi var. Keşke hiç bu işgal olmasaydı. Keşke bu canlar veda etmeseydi bize. Evet, burası da görmüş olduğunuz üzere ilk şehidin anıtı bu da. Evet, yemek yedikleri taslar hala burada görüyorsunuz arkadaşlar. Cephanelik kutuları hala buradalar. Aynı zamanda burada hala kovanları görebilmeniz mümkün. Bildiğiniz üniforma duruyor burada. Bu görmüş olduğunuz Ermeni askeri üniforması arkadaşlar. İnanamıyorum yani daha o kadar... Çok yeni bitti savaş. O kadar taze biten bir savaştan bahsediyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Gördüğünüz gibi her tarafı zaten yırtılmış. Bunlar da arkadaşlar muhtemelen siperlerin bölgelerini kendi aralarında anlaşmak için koydukları böyle numaralar. Tüylerim diken diken. Devam edelim bakalım bir şey görecek miyiz? Tamam, kask var. Arkadaşlar kask hala burada duruyor. Burada siperde. Bakın burada da var. Buraya daha sanıyorum ki hiç daha el değmemiş yani. Burası olduğu gibi duruyor şu anda.
Bunlar da yemek konserveleri. Hatta bakın hala üzerinde yazıları kalanlar var. Ermenice bir şeyler yazıyor. Muhtemelen daha son kullanma tarihi bile geçmemiş olan bu konserveler şu an hala burada. Muhtemelen ses yapsın diye bunları koymuşlar diye düşünüyorum. Gerçekten burada bu görmüş olduğunuz daracık siperlerde binlerce insan savaştı. Hayatını kaybedenler oldu. Şey, ayakkabı boyaları ya. Ayakkabı boyaları. Evet, burada bir tane gözetleme noktası bulduk şu anda. Size burayı göstereceğim. Buradan. Şimdi toprak kapatmış biraz orayı ama. Buradan toprak kapatmış ama bu şekilde bir platform yapmışlar. Buradan namlunun ucunu dışarı çıkartarak hem atış atabilmek için hem de korunaklı olması adına buradaki gözleri kullanmışlar. Burada bazı bölgelerdeki savaşın bitmesi arkadaşlar daha bir ayı bile bulmadı. Daha Karabağ'ın girişindeyken bu kadar yaşanmışlık göreceğimizi hiç tahmin etmiyordum. İleride bakalım neler göreceğiz ve ne hikayeler duyacağız. Hep birlikte gidelim. Arkamda görmüş olduğunuz yerle bir olan bu köy Fuzuli'nin bir köyü arkadaşlar. 30 yıl önce burası bildiğiniz normal bir köydü. Burada yaşam vardı ve artık evlerin duvarları bile gördüğünüz gibi kalmamış. Kurşun delikleri var. Burası da arkadaşlar cami. Şimdi yakından görmek için aşağı doğru inelim. Bu camiyi bildiğiniz ahıra çevirmişler. Bakın burada bir kümes var. Camiyi ahır olarak kullanmışlar. Çok büyük saygısızlık çok, ya. Hangi dinde olursa olsun, ne kiliseye de olsa, hangi din olursa olsun bu inanılmaz büyük saygısızlık. Kesinlikle. Her yer zaten gördüğünüz gibi saman parçalarıyla dolu. Bu da zaten yani bayağı ahır bildiğin, yapıp bırakmışlar buraya. Ahır yapmışlar. İnanılmaz bir saygısızlık. Sizler videoya devam etmeden önce bir şey söylemem gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta Ermenistan'a gittik ve ırkçılığa maruz kaldık. Ama benim bir önceki videomda, Ermenistan videomda o kadar saçma yorumlar okudum ki bu benim canımı çok sıktı açıkçası. Yaşadığımız bu ırkçılığı bütün Ermenilere mal etmenin hiçbir anlamı yok. Eğer ki bunu yapıyorsanız bizim gördüğümüz ırkçılığın aynısının devamını yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle bu videonun altında ırkçı söylemler istemiyorum. Bunlar hassas konular. Yorumlarda Hrant Dink'e kadar gitmiş konu. Lütfen ama lütfen eğer ki böyle ırkçılık yapacak olanlar varsa bu videonun altında yapmasınlar. Ben kendi kanalımda böyle yorum görmek istemiyorum. Bizim burada size vurguladığımız aslında yaşadığımız ırkçılığın ne kadar kötü olduğunu göstermekti. Ama aynısını başka bir ırka yaparsak bizim bunu yapanlardan hiçbir farkımız kalmaz. O yüzden buna dikkat ederseniz çok sevinirim. Askerler oradan evet, bizim askerler düzlüğe çıkıyor. Tam oradan çıkmış Şuşa'ya. Çünkü çıkmış. Şişe'ye giden bütün yollar evet, kapalı tabii evet, o sırada. Evet, onlar bizim askerleri yoldan gözüzdüler. Ama bizimkiler kayalıklardan kalkmış. İnanılmaz. Silahsız sassız, tapancayla, bir avtomatla yanı. Elbeyağı dövüşmüşler orada. Tabanca da mı yok dedin? Tabanca ve bıçaklarla. Silahlarla. Tekli küçük. Yani başka silah çıkartmak mümkün değil orada. Burası da Taşaltı köyü. Ben hemen kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar şimdi bu Sis'in ardı aslında Şuşa. Şuşa'ya giden tek bir karayolu var. Ve Azerbaycan askerleri de bu görmüş olduğunuz dik yamaçtan tırmanmış ve işgalden Şuşa'yı kurtarmış. İnanılır gibi değil çünkü düz, hatta bazı yerleri terse doğru çıkıyor bu. Ve şeyler Ermeni askerleri ihtimal vermemişler. Zaten oradan çıkma ihtimali yok diye buradan çıkma ihtimalini vermemişler. O yüzden ama işte oraya bir güvenlik de almamışlar. Aynen, güvenlik de almamışlar. Bunlar da şeylerle, bıçaklar da çıkıp bıçaklar da Şuşa'ya girmişler. Çok acayip. Bakalım. Hadi çok az kaldı. Bir herhalde 5-10 kilometremiz falan kaldı. Hemen gidelim artık. Kızdağla. Çok tehlikeli yollar ya. Ah. Var mı biri? Var mı biri? Kimse var mı? Çok kötü olmuş. Kötü kaza yapmış, kimse yok. Plakayı içine atmışlar. Çok korkunç şey diye, yeni vurdular diye. Bizim çok tehlikeli yollar. Göz gözü görmüyor mu, şuna bak. Çok normal burada kaza olması. Kullandığım herhalde en zor yollardan bir tanesi bu arada. Yürüyün. Ama beni bilenler bilir benim bu hayattaki bahtımı, şansımı
çok iyi bilirsiniz. Buraya gelmek için alelacele Türkiye'den Azerbaycan'a geldik. Bir geldik, Karabağ'a girmenin izin gerektiğini öğrendik. Hemen yardımcı oldular bize. Cumhurbaşkanlığından izinler rica ettik. Hemen yardımcı oldular. Sırf size Şuşa'yı gösterebilmek için, Karabağ'ı gösterebilmek için. Ama bir geldik, göz gözü görmüyor arkadaşlar. Ama şu anda ben isterdim ki açık açık size her tarafı göstereyim. Ama ne yazık ki burada 20 metre öteyi göremiyoruz şu anda. Ama olsun, yine de her şey çok güzel gidiyor. Bu arada Karabağ'dan sonra size Ermenilerden kalan bütün tankları, topları, tüfekleri topladıkları bir yere götüreceğim. Oranın da adı Savaş Ganimetleri diye geçiyor. Hepsini Bakü'de dizmişler sıra sıra ve bildiğiniz burada bu savaşta kullanılan tankları, tüfekleri hepsini görebileceğiz. Orayı da ayrıca merak ediyorum. Yani Şuşa şu anda kapalı. Şuşa'ya gelene kadar 3 tane ya da 4 tane polis merkezinden geçiyorsunuz. Ama en son Şuşa'daki çok daha büyük bir kontrol. Burası daha yeni yapılıyor. Yani bunu şuradaki tablodan çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şuraya bir zoom alabilir miyiz lütfen? Burayı baştan aşağı tekrar yapıyorlarmış. Sis olmasaydı iyiydi. Olsun, Karabağ bizim. Karabağ bizim. Yine geliriz. Yine geliriz. Kanka, bir şey soracağım sana. Azerbaycan Türkçesiyle şansını kim nasıl deniyor? Baktım as. Neyse, sağlık olsun ya. Sağlık olsun. Tamam. Aslında bakacak olursanız 10 gün öncesinde buraya geleceğimi, burada olacağımı hiç bilmiyordum bile. Her şey Ermenistan videosuyla başlamıştı ve hatırlarsanız oradaki bir abla Karabağ bizim demişti. Ve bundan sonra bütün olaylar başladı ve ben de şu an buraya geldim. Yani diyeceğim o ki, yarın nereye gideceğim de belli değil ve bunu sizlere soruyorum. Sizce hangi ülkeye gideyim arkadaşlar? Benden hangi ülkelere gitmemi istiyorsunuz? Aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Aynı zamanda sizden bir isteğim de kanalıma abone olmanız. Ben burada gerçekten, yani biz burada gerçekten ekipçe güzel içerikler çıkartmak için çok çalışıyoruz. Sizler de bize abone olursanız çok mutlu oluruz. Haydi devam edelim. Çok teşekkürler. Kuzey Kore diyenler olmuş. Destekliyorum kendilerini. Kuzey Kore'ye de gideceğiz. Nasıl olabilir bilmiyorum. Ama gideceğiz. Mutlaka gideceğiz Kuzey Kore. Antarktika'da yolda bu arada. Tabii Antarktika'da yolda, burada onu da söyleyelim ama yakın zamanda değil. Bize yakın zamanda gidecek lokasyon lazım. Nuri Bilge Ceylan. Bir şey görünüyor mu? Abi, oradan buraya bakınca tam Nuri Bilge Ceylan filmi gibisin ya. Şöyle bir duralım. Nasıl, iyi bir film oldu mu? Sırf yürümemek için bütün videoyu zoom'la çekemezsin. Olur burayı. Arkadaşlar, şimdi Şuşa cezaevine geldik. Burası 1. Karabağ Savaşı'ndan önce Azerbaycan'ın bir cezaeviymiş. Normal hapishane. Daha sonrasında 1. Karabağ Savaşı'ndan sonra tutsakları buraya almaya başlamışlar. Yani burada inanılmaz bir yine yaşanmışlık var. Onu bilerek izleyin siz de. Tam bir mopushane olmuş, şuna bak. Ya burada savaş esirlerini burada tutmaları çok evet. Can sıkıcı. Ve muhtemelen işkence ettiler hep buralarda. Yani dilim varmıyor söylemeye ama burası bahçeye çıkıyor. Şuraya bir bakalım. Serkan abi anlattı. Burada acıklı bir hikaye var aslında. Şahbaz'la Dilgem adında iki Azeri burada kalmışlar ve burada birçok işkence görmüşler. Daha sonrasında da 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra da tekrardan topraklarına ulaşmışlar. Geri dönmüşler. Tüylerimiz diken diken oldu öyle anlatınca. Videoyu burada kesiyorum çünkü bahsi geçen Şahbaz ve Dilgem'le iletişim kurmayı başardım arkadaşlar. Şimdi direkt olarak Dilgem Bey'le bir görüntülü konuşacağız ve o süre boyunca neler yaşadıklarını direkt olarak Dilgem Bey'den dinleyeceğiz. Size sadece birkaç sorumuz olacak. İlk olarak nasıl esir alındınız? Benim esir alınmamın esas sebebi anadan olduğum, doğulduğum Kəlbəcər rayonunun işgal olunması sebebi o oldu. Qarabağ müharibə veteranıyam. Şuşa hapishanasında 1. kamerada kalmışam. Ben de Şuşa hapishanesine gittim bundan birkaç gün önce. Orada böyle küçük demir parmaklıklı hücreler var. Orada mı kaldınız? Bəli, ister işkenceler olsun, ister ac kaldım, ister döyüldüm, ister öldüm. Bunlar artık benim için bana təsir eləmir. En çok sevindiğim torpaqlarımızın azad olmak oldu. Ermənilere Ruslar kömək elədi. Ermənilere
İran kömək elədi. Elə belə aciz bir millət deyilik. Biz erməni ilə təkbətək nə cür lazım deyilə vuruşarıq. Bax, indi biz vuruşduq. Biz o gücü əgər üçüncü devlət Azərbaycanın üstünə qoşun göndərərsə, gedərsə, Türkiyəni önündə görəcək. Bax, bizim əskərlərimiz gücü oradan aldı və bununla da biz 40 gündə ermənini yerinə yeksan elədik. Bazı arkadaşlar çok ırkçı söylemlerde bulunuyorlar. Bunu bütün Ermenilere de pay etmemek lazım diye düşünüyorum. Savaşın her türlüsünün kötü olduğunu belki izleyicilere söylemek ister misiniz? Biz sülh içinde yaşayarız belə ki, Ermeni öz devletində yaşasın, sərhəddə olsun. Azərbaycan öz devletində yaşasın. Arkadaşlar, buraya belki de yıllar sonra ilk defa biz giriyor olabiliriz. Baksanıza. Yani savaş esirlerinin tutulduğu yerdeyiz şu anda ve böyle bir yerde tutuluyorlar yani insanlar. Belki de Şahbaz ve Dilgen burada, buralarda 10 senesi geçti. Dile kolay. Film gibi ya. Bu ne? Bakın buralarda demirler var ama sonradan muhtemelen kesilmiş. Şurası bir hücre yani. Belki bir kişi, belki birçok kişi bunun içinde. Aynı bu şekilde burada da bir hücre var. Yerleri de burada kesmişler. Korkunç ya. Allah göstermesin. Gerçekten ya. Korkunç. Arkadaşlar bakın, burada Ermenice bir şeyler var. Hala kağıt beyaz yani. Gördüğünüz üzere. Ha, koğuş burası mesela. Bir koğuş da burası. Saman var yerlerde. Muhtemelen yerde daha rahat aynen olsun diye saman. Çok kalabalıktı büyük ihtimalle burası. Muhtemelen burada birçok kişi yatıyorsa yere saman koyarak en azından. Arkadaşlar ekmek var ya burada. Ekmek mi bu ya? O ekmeğe benziyor. Bildiğin ekmek duruyor burada arkadaşlar. Yani ben neye uğradığımı şaşırdım ya. Bu kadar beklemiyordum yani. Az evvelki kağıtta ziyaretçi için işte tutulan bir tutanak gibi bir şeymiş. Şu anda tam bir mapushanedeyiz arkadaşlar. Burası bir koğuş. Bakalım burada neler varmış. Burada ekmekler, esirlerin, buradaki savaş esirlerinin son yemekleri, ekmekleri. Yani şöyle düşünmenizi tekrardan rica ediyorum arkadaşlar. Burası suç oranı çok yüksek olan suçlar için yaratılmış, yapılmış. Ama burada ülkesini, vatanını savunmaya çalışan askerler ve siviller tutulmuş onlar yerine. Ve bu yıllarca sürmüş. Dün gece Karabağ'da kaldık arkadaşlar. Karabağ'da akşam saat 9'dan sonra bir sokağa çıkma yasağı var genel olarak. Biz de gecemizi burada geçirdik ve gün doğar doğmaz da Şuşa Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Şuşa Kalesi çok önemli. Yıllarca bu kale arkadaşlar buranın güvenliğini sağlamış. Ta ki 92 yılında Ermeniler işgal edene kadar. Ama şu anda tekrardan bildiğiniz üzere Azerbaycan toprakları. Arkadaşlar şu an burada gülüyoruz, eğleniyoruz ama burada çok kısa bir süre önce bir sürü tank, tüfek, toplar, bir sürü şey vardı. Ve Bakü'de şu an bunların hepsi sergileniyor. Bütün Ermenilerden kalan bütün teçhizatları bir parka koymuşlar. Savaş Ganimetleri Parkı'na gidiyoruz şimdi. Orada hepsine bakacağım. Çok ilginç birkaç fotoğraf gördüm. Ve orada biraz iğneleyici bir dil kullanmışlar açıkçası. Şimdi ne demek istediğimi birazdan göreceksiniz. Hep birlikte gidelim, görelim. Şu anda Harbi Ganimetler Parkı'na geldik arkadaşlar. Yani Savaş Ganimetleri Parkı. Aslında burada olmak bir tık üzücü. Sonuçta burada birçok tank var, Ermeni teçhizatı var. Şimdi hepsini gezeceğiz, göreceksiniz. Bunların içlerinde aslında insanların öldüğünü bilmek böyle bir tüylerimizi ürpertiyor. Ürpertmiyor değil. Ya şuna bak oğlum ya, çok kötü ya. Bir senin yediği bir ceviz kalmış yani burada. Böyle bir şey yani, insan çok üzücü lan. Ama sonuçta ortada 30 yıla aşkın bir işgal vardı ve bu işgalin de bedeli olarak aslında burada bu tankları, bu teçhizatları buraya koymuşlar. İsteyenler gelip burada dolaşabiliyor. Bunlar düşüp patlamayan füzeler arkadaşlar bu arada. Boyuna bak yani, bak çapraz, yarısı yerin altına batmış olmasına rağmen benden uzun. Bunu daha önce görmüştüm ama burada olduğuna inanamıyorum şu anda arkadaşlar. Olduğu gibi getirmişler çünkü. Bakın, füze evin içine düşüyor ve masayı tam ortadan deliyor ama patlamıyor. Sandalyeler düşmemiş ya. Sandalyeler yani düşmemiş.
Yani ne kadar hızlı bunun yere girdiğini düşünsenize. Hani direkt dermiş geçmiş. Üstündeki sandalyelerle birlikte almışlar, getirmişler. Bakın bu da resmen o sandalyenin parçası. Hala burada duruyor. İnanılmaz. Düşünsenize evde oturuyorsunuz. Füze düşüyor masanın içinden. Çok korkutucu bir şey. Bakın buraya da fotoğrafı koymuşlar zaten. İnanılır gibi değil. Burada patlamayan bir roket daha var ve üstelik bu da tam arabanın üstüne düşmüş ama patlamamış. Olduğu gibi yine getirmişler. Allah'ım kimseye yaşatmasın böyle şeyler ya. Ve bu savaş daha aslında bakarsanız yeni bitti yani. İzler çok taze arkadaşlar. Bu aslında piyade taşıma aracı. Piyadeyi bununla şey yapıyorlarmış, taşıyorlarmış. Şöyle BMP aslında bunlar. Aynen. Öf. Piyadeyi şeye sokmak için. Gel gel. O bölgeye sokmak için. Piyadeler burada oturuyor. Burada askerleri böyle taşıyorlar. Arkadaşlar tankların arka tarafında genelde hep böyle kütükler var. Bunların sebebi de bir çamura battıkları zaman bunu hemen buradan söküp çamurun altına yerleştiriyorlar ki tank tekrardan yolunu bulabilsin. Bu bilgiyi de kaydedin lazım olur. İnşallah olmaz hocam. İnşallah olmaz bu arada. Ya olmasın. Ne diyorum ben ya? Ne haber? Ve buranın da tam ortasına Karabağ Azerbaycan'dır yazısını yazmışlar arkadaşlar ama şöyle bir detay var, biraz yaklaşalım size onu göstereceğim. Şu arkasında görmüş olduğunuz şu anda siyah beyaz fon aslında Ermeni tesisatlarından ele geçirilen plakalardan oluşuyor. Yani bakın yaklaştığımızda görüyoruz ki her biri Ermeni plakaları. Daha geçen hafta bu plakaların arasındaydık. Aynen, oradaydık. Çok garip yani. Gerçekten çok garip. Şimdi buraya gelmişken ben bir Instagram'a story atarım bu yazıyla. Buradan story atılır. Beni çekebilir misin rica etsem? Bu arada arkadaşlar beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Biliyorsunuz Karabağ Artsak diyor Ermeniler ve bir önceki videomu izleyenler bilir. Bunlar Artsak bayrakları. Tank ve topların üstüne de basmışlar. Aynı zamanda Ermenistan'da hala bu bayrağı kullanıyorlar. Bakın arkadaşlar size ilginç bir şey daha. Bunlar aslında teçhizat kasaları Ermenilerin ve burada üzerlerine oturulması için bank yapılmış. Yaratıcı. Yaratıcı ve sivri dilli bir uygulama aynen olmuş. Şu an bu elimde görmüş olduğunuz şey Havanların aslında arkasında bıraktıkları, yani kurşunlar kovan bırakır ya, bunlar da işte arkadaşlar o toplardan çıkan kovanlar. Ama ben aslında size şunu göstereceğim. Bakın burayı gece aydınlatması için sanıyorum ki bu kovanları üzerlerini değiştirerek gece aydınlatmalarını bu şekilde yapmışlar. O şekilde değerlendirmişler ve burada bir sürü bu şekilde aydınlatmalar var. Çok garip. Arkadaşlar bu topçu sistemi 1946'dan kalma. Yani bu ne demek oluyor? Aslında Ermenistan müzelerdeki bu topçu sistemlerini alıp savaşta kullandılar. Bunların da zaten isabet oranı oldukça düşüktü ve zaten pek de işe yaramamış olsa gerek. Tabii ki savaş keşke olmasa. Keşke hiç buralar olmasa. Yaşanmasaydı. Keşke yani. Hiç işgal olmasa. Ama ne yazık ki böyle de bir gerçek var. Burada olmak bize kendimizi çok garip hissettirdi. Haydi devam edelim artık. Rica ederim kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oy. Her şeyi görürüz ya. Aa sen otoparka dedin. Bizi var ya takılıyor zannedecekler. Biraz da trenist atsınlar bacaklarımızı. Ne oluyor ya? Bir arabayı park etmek istedik arkadaşlar. Ceza yedik. Kaza oldu. Beklemek zorunda kaldık. Arkadaş sağ olsun bize yardımcı olmak için bir yanımıza geldi. Bütün günü mahvoldu arkadaşın da ya. Kusura bakma kardeş valla. Buraya sakla sakla sakla. Sakla sakla. 10 numara sakladın canım kardeşim. Bunun da yaşanması gerekiyormuş orada. Biz ne yaşadık ya? Bir araba park edeceğiz diye bir saattir uğraşıyoruz. 40 manattan da olduk. Evet arkadaşlar şimdi de sıra biraz Bakü sokaklarını gezmekte olacak. Burası benim tahmin ettiğimden çok daha güzelmiş. Bugüne kadar Bakü'ye gelmediğim için kendime çok kızdım açıkçası. Buradaki yapılar efsane. Şehrin açıklığı, düzeni efsane. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Şimdi hep birlikte şehir merkezini gezeceğiz. Şu anda iç şehire doğru gidiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Aa Merdo gel gel gel. İlk gel kışın bu senin. Bu bence çok iyi. Kolay gelsin. Böyle mi takılıyor? Doğru benim. Abi nasılsın? Sana aboneyim. Ben böyle kaldım. Eyvallah kardeşim benim. Aboneyim. Selam kardeşim. İyi valla. Ben böyle kaldım lan. Tüm videolara bakıyorum abi. Öyle mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Şimdi gelelim konumuza. Geldik.
Oldu mu? Sen rahat mısın? Ben çok rahatım şu an. Saçım var gibi oldu tekrar. Beyaz sanki bir açtı mı ya? Sıktı ama beyaz. Sıktı mı? Bu da bir garip durum. Kolay gelsin abi. Bu ne kadar acaba? 35 manat. Koyun derisi mi? Bu şekilde duruyorsun. Türkiye'den gelenlere kaç para? 5 manat çıkabiliriz. Bak, bravo. Biz biriz. Bir biz böyleyiz. Kafam üşüyordu biliyor musun abi? Benim ilk kel kışım. Oğlum ben ciddi kalamıyorum ki. Dikkat çekmediğimiz iyi oldu ama. Zaten ilgi yoktu. Abim kolay gelsin, uğrayacağız. 20 manat diyor abi. Ha, dayı biz biriz falan dedik, Türk'üz dedik. Bize 40 pahalıya vermiş, olsun. Ama olsun, kardeş ülkeye gitti. Oranın kardeşim ekonomisine can verdik. Ben öyle yorumluyorum. Çok doğru. Haydi gidelim. İyi oldu ama dikkat çekmiyoruz. Tabii ki. Arkadaşlar burada devasa bir panayır alanı yapmışlar. Burada bir yılbaşı ağacı var. Ben hayatımda bu kadar büyüğünü görmemiştim. Ve çok güzel sokak lezzetleriyle dolu bir panayır yapmışlar. Burası uzun bir koridor. Burayı da ayrı bir video olarak çekeceğim. Azerbaycan sokak lezzetleri olarak bir sonraki videomda da burayı göreceksiniz. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar burada gerçekten hani bu kadar sıcak karşılanacağımı ben de bilmiyordum. Burada hem herkes beni tanıyor hem de o kadar misafirperver ki inanamazsınız. Kimi görsem bir şeye ihtiyacım var mı diye soruyor. Ermenistan'dan sonra burası ilaç gibi geldi. İlaç. Buyurun. Rica ederiz. Arkadaşlar ne yazık ki buradan bir tık kaçmak durumundayım. Haydi gidelim. Arkadaşlar kapşonu örttüm. Mecburiyetten işimiz olduğu için şu an kaçmak zorundayız. Ha bu da güzel. Dikkat çekmem böyle. Aynen. Çok dikkat çekiyor. Yapma. Bu şekilde dikkat çekmem aynen. Şunu da tak kimse tanımaz. Şunu da takayım. Ufak çaplı bir izdiham çıkacaktı yani. O yüzden bu şekilde saklanıyorum. İyi oldu. Görürsün kimse tanımayacak. Bence 30 saniye bu yol bitmeden bence birisi benim. Hadi bakalım. Böyle de olsa tanım. Hadi bakalım. Bakalım. Kesmiyorum bakalım. Kaydı. Kesme kaydı. Konuşma. Ben hala tanıyorlar. Ben dedim bu dikkat çekiyor. Ben eski sistemdeyim. Tabii. Şimdi şehri gezelim dedik. Biraz kalabalık yerden uzaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Size video çekebilmem için şehrin tenha bölümlerini gezelim diye videonun geri kalanını değiştiriyorum. Bir akşam yemeği yiyelim bu arada. Çok acıktık. Şöyle güzel bir yemeğe gidelim. Yöresel bir yer böyle olsun. Böyle yöresel bir yer güzel olsun. Bir yemek olsun. Güzel bir yemek olsun. Hadi bakalım. Bulalım şimdi güzel bir yer bulalım. Evet şimdi burada bize bir restoran önerdiler. Eskiden hamammış, sonrasında müze olmuş ve restoran olmuş. İçerisi güzel duruyordu fotoğraflarda. Haydi bakalım nasılmış. Merhaba. Abi güzel bir cover yapıyor canlı canlı. Tilgin şarkısının üzerine bağlama çalıyor yöresel. Her an kat gelebilir arkadaşlar. Kesi kısmak durumundayız. Hıngelimiz var, lüle kebabı var, Azerbaycan pilavı var, şeyimiz var. Neydi bu? Et reçeli. Et reçeli. Et reçeli. Evet, gerçekten et reçeli gibi. Sarmamız var. Pilavda da bence bir kıyaslama yapılabilir. Bunun adı neydi? Hıngel. Mantı gibi düşünün, aynı. Mantı gibi. Mantı gibi düşünün ama içine değil, kapalı değil. Altına yufkasını şey yapıyorlar, açıyorlar. Üstüne kıymasını koyuyorlar. Hoş bulmuşuz, hoş bulmuşuz. Ne iyi ettik de geldik. İyi ettik. Bu güzel müzik eşliğinde yemeğimizin tadına bir bakalım öyleyse. Alkış. Abim çok sağ ol. Eyvallah. Bu lüle kebap lüle yani. Kebap. Kebap gerçekten bayağı iyi. Benim Türkiye'de yediğim çoğu kebaptan iyi. Çok şaşırdım şu an. Çok iyi. Hırsız olma. Ermenistan'ın tek güzel şeyi şarabıydı. Azerbaycan şarabına bakıyorum. Yani, bu da güzel. Bu da iyi ama o daha iyiydi. Oradaki çok özel bir şey denk gelmişti orada bize. Yani bayağı iyiydi. Nar kavurması. Aa, çok güzel nar görünüyor. Et ama narlı falan. Çok güzel duruyor yalnız. Allah, eyvallah. Çok merak ettim şu an ne çıkacak. Hıngel bu arada kim buraya gitti? Nar kavurması çıkınca. Hıngel gayet güzelmiş bu arada. Hıngel'den bir alıyorum müsaadenizle.
Nar kebabını ben sevmedim. Evet, ben de. Bildiğiniz gerçekten nar, narın suyu ile birlikte etin pişintiğini düşünün. Gerçekten ikisini de tadını alıyorsunuz. Bana çok hitap etmedi. Şimdi dolma burada böyle biraz daha böyle top top geldi. Evet. Burada genel olarak böyle mi yapılıyor emin değilim. Sizlerden de yorumlara bekliyorum. Burada genel olarak sarmalar, dolmalar böyle top şeklinde mi yapılıyor acaba? Pirs kardeşim. Bakalım. Bu çok daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Elmestan'ındakinin puanına 1 veriyorum. Buna 6, Türkiye'dekine 9. Yer misin Merdo? Bildiğin dolma yani. Ver bakalım bir tane. Şöyle bir bandırıyorum. Bandır bakalım. Bir top topundan yedim. Allah. Oğlum pilav söyledik. Pilav var. Aa yahşeydi ya. Yahşey. Yahşeyler. Yahşey. Yani tuzu biraz açtıkları ama yani maybalam. Tuzu eksik. Et de, merdiven et reçeli dediği şey de. Bildiğiniz aslında bu doğudaki et var. Yemeği yani. Sen bilek. Totalde benim puanım çok yüksek. Sevmediğin ne var? Ha, nar kebabını nar, sen nar normal sipariş vermezsin. Aynen. O, ama onun için her şey çok güzel. Arkadaşlar yedik, içtik ve hesabı ödeme zamanı toplam 139 manat tuttu. 1 manat 17 Türk lirası. Oradan hesap edebilirsiniz. Bu arada tesadüfe bakın Ermenistan'da da yediğimiz tam olarak yemek bu kadardı ve yine hesaplar aynıydı. Ama şöyle çok garip bir şey göstereceğim size. Aslında garip değil ama fişin altında yazıyor olması garip. Karabağ is Azerbaycan yazmışlar. Karabağ Azerbaycan'ın yazmışlar ve bu herhangi bir restoranın fişinin altında yazıyor arkadaşlar. Onlar için bu kadar değerli, bu kadar kritik bir yer olduğunu buradan da görebilirsiniz. Ya onu vurmamak. Tamam. Basını geçirelim abi. Yok abi. Hesap İsmail abi. 4 günün sonunda havalimanındayız şu an. Türkiye'ye dönüyoruz. Azerbaycan'da çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel bir macera yaşadık. Bir video daha çektik. O da haftaya yayında olacak arkadaşlar. Eğer ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu burasına kadar izlediğiniz için de ayrıca size teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.